Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Ağustos aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, 22 Ağustos'a kadar Güneş Aslan burcunda sizin 10. evinizi aydınlatacak. Önemli bir ay sizin için. Aslan burcunda doğacak yeni ay, Kova burcunda meydana gelecek dolunay, kuşkusuz gerek aile yaşamınız, yaşamdaki statünüz, kariyerinizle ilgili konular ve bu alanlarda olacak güçlü değişimleri, yenilikleri tetikleyecek gibi görünüyor. Hemen ayın başında zaten 3 Ağustos'ta Kova burcu dolunayıyla başlayacağız bu aya. 11 derece Kova burcu dolunayı 4. evinizde meydana gelecek. Dolunaylar aslında tamamlanma dönemleridir, dönüşüm dönemleridir. Bir süredir devam ede gelen, belki geçtiğimiz ayda başlamış olan, belki geçtiğimiz Ocak ve Şubat aylarında başlamış olan bazı konuların netleştiği ve sonuç aldığımız bir süreci işaret ediyor. Bu dolunay sırasında Boğa burcundaki Uranüs'ün çok güçlü bir açısı var. Güneş Uranüs karesi etkinleşiyor gökyüzünde ve hayatınızda hızlı, ani, sürpriz durumlarla, değişimlerle karşılaşmanız mümkün görünüyor. Aslında bir kırılgan da bir enerji var. Biraz içinde isyan enerjisi taşıyan, biraz huzursuzlukları tetikleyen bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek tabii ki sevgili akrepler. Lütfen kişisel doğum haritanızı kontrol ediniz. Dolunay 11 derece Kova burcunda olacak. Güneş burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa eğer, yani bu durumda Ekim'in sonları, yani 30 Ekim 5 Kasım arası doğduysanız özellikle. Bunun yanı sıra yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa bu dolunaydan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Kişisel doğum haritanızda 11 derece ve yakınlarında özellikle gezegenleriniz varsa ve sabit burçlarda yerleşimler öne çıkıyorsa yine bireysel etkilerin çok güçlü olmasını bekleyebiliriz. Yer değişimleri olabilir, taşınmalar olabilir, emlak alma satma gibi durumlar olabilir. Kariyerde, iş hayatınızda değişimler, evlilik gibi, işbirliği gibi önemli ilişkilerinizde ayrışmalar olabilir veya sürpriz birliktelik kararları da alabilirsiniz tabii ki. Tüm bunlar hani bir şekilde toplum statünüzü etkileyebilir sizin ya da evlilikle birlikte ya da iş hayatınızla birlikte taşınmalar, yer değişiklikleri tetiklenebilir örneğin. Aile büyükleriniz, ebeveynleriniz, anneniz, babanız ve onlarla ilgili konulara da dikkat çeken bir dolunay. Sağlık konularında hassas olmak lazım çünkü özellikle kova dolunayı dolaşım sistemiyle alakalı sağlık sorunları, kalp, tansiyon ve benzeri sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Uranüs'ün de etkisi bazı ani sağlık problemlerini özellikle gündeme getirebilir ki bu aile üzerinde de etkili olabilir. Evet, dolunay 3 gün öncesi, 3 gün sonrası en önemli tesirlerini gösterir. 1 ve 7 Ağustos, Ağustos'un ilk haftasında dolunay enerjilerinin aktif olmasını hayatımızda bekleyebiliriz. Gezegeniniz Mars ay boyunca Koç burcunda olacak. Zaten hemen ayın başında güçlü de hareketler yapıyor. Mars Jüpiter karesi sizi de tepkisel anlamda biraz aslında hızlandırabilir. Yani hayatınızda gerek duygusal konularda gerek maddi konularda her alanda abartılara dikkat edin. Daha dengeli, daha sağduyulu olmakta fayda var. Her ne oluyorsa biraz aslında kabullenmek, olup bitenleri kabullenişle yaklaşmak çok daha doğru olabilir bu süreç içerisinde. 5 Ağustos'ta iletişim gezegenimiz Merkür Aslan Burcu'na geçecek. Merkür 20 Ağustos'a kadar Aslan Burcu'nda ilerleyecek. Bu dönemde özellikle düşünceleriniz, planlarınız, programlarınız, iletişimle ilgili her türlü faaliyet daha çok kariyer konularına yönelebilir hayatınızda. Yani üstlerle bir şeyleri konuşabilirsiniz, toplantılarınız olabilir. İş ve kariyer, görev ve sorumluluklar alanında belki iş için eğitimler, iş için seyahatler, görüşmeler öne çıkacak. Özellikle 5-20 Ağustos aralığında bu hareketlilik artabilir. 7 Ağustos'ta Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Venüs Yengeç Burcu'nda olmayı sever. Jüpiter'den sonra ikinci şans gezegenimiz Venüs ve bulunduğu burçta geçiş yaptığı ev alanında şanslar getirir, kısmetler getirir aslında. Ve sizin için de güzel bir burçta Yengeç Burcu'nda olacak. 9. evinizde olacak. 7 Ağustos'tan itibaren ayın geri kalan bölümünde. Özellikle yakınlarınız, uzakta yaşayan aile üyeleri, akrabalar, eşinizin yakınları, akrabalar, onlarla
temaslarınızın, paylaşımlarınızın artabileceği bir süreçtesiniz. Gitmeler, gelmeler, ziyaretler, seyahatler olabilir. Tatiller, seyahatler olabilir. Eğitim hayatınızla ilgili Venüs'ün burada destekleri olabilir size. Kariyer konularında özellikle yurt dışı ile bağlantılı planlarınız varsa, yurt dışı uluslararası işleriniz varsa ya da bir seyahat planınız varsa Venüs'ün burada size bazı desteklerini bekleyebilirsiniz ki bunlar daha çok ayın son haftasında daha etkin bir şekilde hayatınızda görülebilir. Bu ay gökyüzünde zorlayıcı açılar da var. Yani dikkat etmemiz gereken günler de var. Onları da özellikle belirtmek istiyorum. Bir tanesi 13 Ağustos. Bir gün öncesi ve bir gün sonrasını da tabii ki göz önünde almamız gerekiyor. Yani 12 Ağustos, 13 Ağustos, 14 Ağustos Mars-Plüto karesi etkinleşecek. Aslında bireyselden çok biraz daha toplumsal konularda baskılar yaratabilir, sıkıntılar yaratabilir, işte doğa olaylarını tetikleyebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Mars-Plüto karesi sevgili akrepler, iş hayatınızda biraz mücadeleyi gündeme getirebilir burada. İş hayatınızda yakınlarınızla belki çevrenizdeki kişiler, bazen bir kardeşiniz olabilir, bazen komşunuz ya da bir iş arkadaşınız olabilir. Çatışmalar olabilir, biraz hani baskı görebilirsiniz. Bunları iyi yönetmek gerekiyor, çok fevri davranmamak gerekiyor bu dönem içerisinde. 16-17 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda birleşen Güneş ve Merkür, aynı zamanda Koç Burcu'ndaki Mars'a güzel bir tesiri olacak. Gökyüzünde hızlı bir enerji var. Bazı güzel haberler alabilirsiniz iş hayatınızla ilgili, kariyer hayatınızla ilgili. İşle ilgili bir seyahat, işle ilgili bir eğitim veya bir ticari faaliyet ya da bir bağlantı, bir sözleşme, bir anlaşma, bir teklif. Evet, değerlendirebileceğiniz günler, etrafınızda olup bitenlere biraz daha dikkatli bakmakta fayda var. Ve 19 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda yeni ayımız doğacak. Evet, yeni ay zaten yeni olasılıkları getiriyor, yeni başlangıçlara fırsat veriyor. 26 derece Aslan yeni ayı 10. evinizde sevgili akrepler, özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz 26 derece ve yakınlarındaysa, yükselen burcunuz 26 derece yakınlarındaysa ya da haritanızda bu derecelere yakın gezegenler varsa, iş değişimleri, yer değişimleri, yeni bir işe başlama, kariyerde bazı yeni fırsatlar, toplum önünde imajınızı, statünüzü, kimliğinizi etkileyecek gelişmeler. Tüm bunları aslında bu yeni ay döngüsüyle bekleyebiliriz. Sizin için çok önemli ve destekleyici olabilir. Zaten genellikle kariyer hayatınızdaki değişimler, yenilikler, yeni başlangıçlar yılın bu dönemlerinde olur. Çünkü neden? Kariyer hayatınızı etkileyen yeni ay ve dolunay döngüleri çok güçlü tesirler yapıyor size. Sevgili akrepler, Uranüs'ün de etkisi bu anlamda bu tesirleri daha da arttırıyor. 20 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçecek ve 22 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçecek. Evet, bu değişimler yavaş yavaş enerjileri biraz hani iş, kariyer, sorumluluk alanlarından sanki özel hayatımıza, arkadaşlarımıza, işte keyifli konulara biraz yöneltmeye başlayacak. Her ne kadar Merkür Başak'ta iş konularında daha aktif olsa da, hani siz bunları biraz böyle ekip halinde, işte arkadaşlarla birlikte yapacağınız organizasyonlara doğru yöneltebilirsiniz. Yani planlar, programlar bireyselden çok grup çalışmaları, ekip çalışmaları şeklinde oluşmaya başlayabilir. 24 Ağustos yine sert bir enerji var gökyüzünde. Mars kare Satürn. Lütfen üstlerle ilişkilere dikkat edin. Trafikte dikkat edin. Genel sağlığınıza dikkat edin. Kronik sorunlar tetiklenebilir. Bazen siz olmasanız bile bir akrabanızla ilgili, hani bir yakınınızla ilgili bir problem, bir sağlık sorunu, bir daha ciddi bir şey gündeme gelebilir. Mümkün olduğunca biz de bu enerjisi olarak bu sert günlere dikkat etmemiz gerekiyor. 28 Ağustos, 29 Ağustos gökyüzü nispeten daha yumuşak, daha iyi. Venüs-Neptün üçgeni, Merkür-Jüpiter üçgeni günlük hayatımızın temposunu hızlandırırken bize de gün maddi manevi bazı fırsatlar getirebilir. Güzel bir sanki bazı seyahat fırsatları sizin için özellikle sevgili akrepler. Aşk hayatınızda güzel, keyifli gelişmeler. Çocuklarınız ve onların eğitimiyle ilgili bazı yeni açılımlar olabilir. Belki güzel haberler, fırsatlar gelebilir. Eğer o güne kadar tatil yapmadıysanız, ayın 27'sinden sonra belki artık yazın son günleri, Eylül'ün ilk günlerinde şöyle bir gezme, bir tatil, bir seyahat imkanı da oluşturabilirsiniz, planlayabilirsiniz sevgili akrepler. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın.
Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.